Şimdi efendim ekranlarınıza acemi kasapları getireceğiz. Çünkü her yıl olduğu gibi bu yılda görüntü değişmedi. İlk gün, bayramın ilk günü hastanelerin acil servisleri acemi kasaplarla doldu taştı. Acemi kasaplar diyoruz ama sadece acil servisinde bulunanlar acemi kasaplar değil de ekranlarınıza getiriyoruz şimdi. Kimi seke seke, kimi koşa koşa, kimi de tekerlekli sandalyeyle geldi. Haberlere çıkmayız değil mi? Biraz çıkacağım. Yok çıkmayalım. Acemi kasaplar kurbanlık yerine kendini kesti. Türkiye'nin dört bir yanındaki hastanelerin acil servisleri onlarla dolup taştı. Gelenek yine bozulmadı. Kurban Bayramı'nın ilk gününe acemi kasaplar damga vurdu. Öyle ki bazıları kurban sahiplerini bile yaraladı. Kasap yanlışlıkla beni kesti. Ben kurban kestirmeye gittim. Kasap kurban yerine beni kesti. Tekerlekli sandalyedeki bu yaralının da kesmeye çalıştığı kurbanlığı ayağının üzerine düşmüştü. Vallahi hayvanı devirirken oldu. Ayağının üstünde düştü hayvan. Kasap arkadaşlara tavsiyem dikkatli olsunlar. Hani ben kasap değilim, kendi hayvanımı devirirken oldu. Kurban yerine Tuğrul Akar'ın elini kesen acemi kasap da onun kendi öz amcasıydı. İneği yatırdık tosunu. İnekte hiçbir şey yok ama bizim atar damar kesildi. Amcam sürttü bıçağı, elime geldi. Kurban ben oldum, kurbanda hiçbir şey yok. Acemi kasaplardan Mustafa Akbaş da hastanenin yolunu tutanlardan oldu. Elinden yaralanan Akbaş, acemi kasaplarla dalga geçerken aynı şey başına geldiği için dertliydi. Her sene kesiyorum, milletle bir de dalga geçiyorduk yani. Ama biz de yaşayacakmışız. Kurban keserken kendini yaralayan Zeynel Taş da arkadaşlarının hayvanı iyi tutmamasını bahane etti. Kurbanımızı keserken işte hayvanı iyi tutmadılar. Ondan dolayı elimize bıçağı vurduk, 7 dikiş attık. Bayramın ilk gününde hastaneye koşan acemi kasapların sayısı da oldukça fazlaydı. İstanbul'da 513, Kocaeli'nde 328, Bursa'da da 305 kişi kurban keserken kendini yaraladı.